Arkadaşlar merhaba, kimya ailesine hoş geldiniz. Bugün denge konumuza devam ediyoruz. Asit baz dengesi kısmına bakacağız arkadaşlar. Burada ilk öğreneceğimiz suyun otoiyonizasyonu meselesi. Şimdi otoiyonizasyon ne demek? Kendi kendine iyonlaşmak demek. Saf su normalde kovalent bağlı bileşik olmasına rağmen kendi kendine yani kendi içerisinde H ve OH iyonlarına ayrışmaktadır. Fakat az iyonlaştığı için, az ayrıştığı için bu bir denge durumudur. Yani bir miktar iyonlaşıyor, bir miktar geri dönüyor. O yüzden bir denge sabiti yazılabilir. Kc ya da suya özel olarak K su diye gösterebiliriz. H ile OH'ın derişimlerinin çarpımına eşittir. Ve Oda koşullarında K su 10 üzeri eksi 14 olarak hesaplanmıştır. E şimdi H deyince benim aklıma asit gelir. OH deyince de aklıma baz gelir. Ama saf su nötr. O zaman H ile OH derişiminin birbirine eşit olması gerekiyor. Ve çarpımlara 10 üzeri eksi 14'ü verecekse 25 derecede her ikisinin de 10 üzeri eksi 7 molara eşit olması gerekiyor. Fakat biz suyun içine biraz asit eklersek o zaman ne olur? İşte asidik bir çözelti hazırlamış oluruz. H derişimi artar. Yani şurası ne olur? Artmış olur. Bu durumda denge girenlere kayar. H derişimi girenlere kayınca birazcık azalır. OH da ilk duruma göre azalır. E bu durumda H totalde arttı. Yani çünkü bir fırlamıştı sonra biraz azaldı eski haline gelmedi. OH ise azaldı. H OH'dan büyük olmuş oldu. Ve çarpımlar 10 üzeri eksi 14'e eşitti. Denge sabiti değişmeyecek. Ama H 10 üzeri eksi 7'nin biraz üzerine çıkacak, büyüyecek. OH ise 10 üzeri eksi 7'nin biraz altına düşecek, küçülecek. Çarpımları yine 10 üzeri eksi 14'ü verecektir. Baz eklesek yani bazik bir çözelti hazırlasak ne dengesiydi bizim dengemiz? H2O'dan H ve OH şeklindeki dengeydi. Şimdi baz eklersek OH derişim bir fırlar. Denge girenlere kayar. OH birazcık azalır bu durumda ama yine de artmış olur. H derişimi ise ilk duruma göre azalmış olur. Toplamda baktığında OH'da yine bir artış var. H'da ise azalış var. O yüzden OH derişimi H'tan büyük olur. H'ın derişimi Oda koşullarında 10 üzeri eksi 7 molardan küçüktür. OH'ın derişimi ise 10 üzeri eksi 7 molardan küçüktür. Oda koşullarında çarpımları yine ne olacak? K suya yani 10 üzeri eksi 14'e eşit olacak arkadaşlar. Şimdi pH ve pOH olarak bunları yorumlarsak. H derişiminin eksi logaritmasını aldığımızda pH'i buluruz arkadaşlar. Logaritma bilmiyorsak bile, konuyu bilmiyorsak bile burada kullanacağımız kısmı çok zor bir şey değil. Mesela pH'i nasıl buluruz? H derişim diyelim 10 üzeri eksi 7 ya. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 7 yani 10 tabanında olduğu zaman bunu direkt aşağı indiriyorsunuz. Başında da eksi olduğu için eksi 7. Başında da eksi var. pH'im o zaman 7'ymiş demek ki. Aynı şeyi OH'a uygulayabilirsiniz. pOH eksi logaritma OH derişimi demektir. Yani eksi logaritma 10 üzeri eksi 7 mesela pOH 7 olur. Tabi her zaman saf su için kullanmıyoruz. Asidik bazik çözeltilerde de kullanabiliyoruz. Farklı pH ve pOH'lar bulunabilir. Eğer bir çözeltinin pH 7'den küçükse biz bu çözeltiye asidik deriz. pH 7'ye eşitse nötr deriz. Oda koşullarında pH 7'den büyükse de bazik deriz. Genelde pH üzerinden yorumlamak bizim için yeterli olur. Yani pOH'a çok girmenize gerek yok. Ama sana soruda illa pOH'ı verdiyse şunu kullanabilirsin. pH artı pOH pK suya yani Oda koşullarında 14'e eşittir. K su H ile OH'ın çarpımıydı. 10 üzeri eksi 14'tü. Bunun eksi logaritmasını alınca da pK suyu vermiş yani 14'ü vermiş. İşte o yüzden pH artı pOH 14'e eşittir. Ve pH cetvelinde bakarsın 7'den küçükse asidiktir, 7'den büyükse baziktir, tam 7 ise de nötrdür dersin. Mesela H derişimi 10 üzeri eksi 9 molar olan bir çözeltide pH'imiz 9'dur. Eksi logaritmasını aldım. İkisinin toplamı 14'ü vereceği için pOH'im 5'tir. Peki şimdi ortam asidik mi bazik mi diye konuşursak. Neye bakıyorduk? pH'a bakıyorduk. pH'im 9 olduğuna göre yani 7'den büyük olduğuna göre ortamım baziktir derim arkadaşlar. Peki OH derişimi 10 üzeri eksi 4 ise sen buradan pOH bulabilirsin. Eksi logaritmasını alırsın. Ne olur? 4 olur.
pH'ın ne olur bu durumda? 10 olur. Toplamları 10'dur. Ortam pH'a bakarak yine 7'den büyük, yine ne derim? Basit derim. Peki H derişim 1 molarsa. Yani 10 üzeri 0'sa. Değil mi? 1 molar 10 üzeri 0 demektir. Eksi logaritmasını aldım. pH'im ne gelir? 0 gelir. Olur mu? Olur tabii ki 0. Tam böyle bayağı asidik, çok fazla asit var içinde. pOH'ım 14. Toplamları 14'ü veriyor. Ve pH'im 7'den küçük olduğu için ortamımda nedir? Asidiktir diyebiliriz arkadaşlar. Yalnız şunu bilelim. Şimdi biz hep buraya kadar oda koşulları için konuştuk. Ortam şartları 25 dereceden farklıysa, yani oda koşullarında değilsek, K suyumuz 10 üzeri eksi 14'ten farklı olur. Bu nedenle saf su için pH ve pOH 7'ye eşittir de diyemeyebiliriz. Mesela şimdi normalde 25 derecede H ile OH derişimi neydi? 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7'ydi. Ama suyun iyonlaşması endotermiktir. Yani ben buna biraz ısı verdiğimde, sıcaklığı artırdığımda denge ürünlere kayar. Ve K suyun mesela 10 üzeri eksi 14 değil 10 üzeri eksi 12 olabilir. H ve OH derişimi 10 üzeri eksi 6'ya 10 üzeri eksi 6 olabilir. Yani büyüyebilir bunlar ürünlere kayacağı için. O zaman pH'im ve pOH'im 6 çıkar. Şimdi pH'im 6 çıktı diye ben buna aa bu bir asidik çözelti mi diyeyim? Hayır. pH da 6, pOH da 6. Yani ikisi yine birbirine eşit. Yine bu nötr bir çözelti. Niye o zaman pH 6 çıkıyor? Çünkü oda koşullarında değilsin. Peki 10 derecede yapsak, yani biz bunu soğutmuş olsak. O zaman denge girenlere kayar. Hani ısıyı azaltınca ona yardıma gidiyordu. O zaman bunların ikisi de küçülecek. Mesela 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 9 olacak. K suyum ne olacak? 10 üzeri eksi 18. pH'im 9 çıktı. Aa hocam pH'i 9, o zaman bu bazik bir çözelti. Böyle diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Oda koşullarında değilsin ki sen, 10 derecedesin. pH'i 9 ama pOH'i de 9. İkisi birbirine eşit. Yani yine nötr bir çözelti var elimizde. O zaman şu sorumuza bakarsak. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bak, derişim olarak saf suda kaç derecede olursa olsun H derişim ile OH derişim birbirine eşit midir? Evet, kesinlikle eşit. Derişim olarak eşit. Saf suda H derişim 10 üzeri eksi 7 midir her zaman? Hayır, işte değişebiliyor sıcaklığa göre bak. Derişim, yani sayısal bir değer verdiğinde kesinlik diyemiyorum. Asidik çözeltide pH 7'den küçük müdür? Evet, asidik çözeltilerde pH 7'den küçüktür derim ama ne zaman? Oda koşullarında derim. Oda koşulu değilse ben bu yorumu yapamam. Sayısal bir ifade olan yorumu yapamam. Peki bazik çözeltide pH pH'ten büyüktür diyor. Şimdi bak, burada sayısal bir şey yok. Doğruluğunu bir düşünelim. Bazik çözeltide ne olması lazım? OH derişiminin H derişiminden büyük olması lazım. Kafana göre değer verebilirsin. Mesela 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 6 de. Çarpımlar 10 üzeri eksi 11 olabilir. K suyun değeri değişebilir sıcaklığa göre. pOH'im 5 çıkıyor. pH'im 6 çıkıyor. Şimdi pH daha büyük. Evet, bazik çözeltide doğru. O zaman asidik çözeltide pH'in daha küçük olması lazım. Ama burada bak aynısını yazmış. Yine pH daha büyük demiş. Asidikte tam tersi olması lazım. O yüzden o yanlış. 1 ve 4 doğru diyebiliriz. Şimdi asit baz tanımlarımız var. Arrhenius tanımımız var mesela. Arrhenius bize der ki su ortamına hidronyum veya haşartı veren madde asittir. Bu bazen sulu çözeltide haşartı olarak gösterilir. Bazen ortamdaki haşartılar zaten suyla birleşince hidronyum oluşturacağı için hidronyum olarak da gösterilebilir. Yani haş veren, hidronyum veren gibi düşünebilirsin. Hidroksit veren, yani OH verenlerse bazdır. Yalnız Arrhenius tanımının şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. NH3 bir bazdır ama OH yok. Nasıl verecek? Ya da metilamin dediğimiz CH3NH2 gibi moleküler bazları Arrhenius açıklayamaz. Çünkü yapılarında OH yok. Ha bunlar baz mıdır? Bazdır ama Arrhenius açıklayamaz. Kim açıklar? Sıradaki geliyor. Brønsted-Lowry asit baz tanımı açıklar. Brønsted-Lowry der ki suda çözündüğünde haşartı veren, yani proton veren asittir. O protonu alansa bazdır. Mesela HX artı Y. HX hidrojenini buna veriyor ve sonra X'e dönüşüyor. O zaman bu hidrojen verdiği için asittir. Y de o hidrojeni aldığı için bazdır. Ve bu çift yönlü bir tepkime ise tersten de bakabilirsiniz. Şimdi X bu tarafa doğru gelirken YH'dan ne yapmış oluyor? Hidrojen almış oluyor. O zaman bazdır. YH bu tarafa doğru gelirken hidrojen kaybetmiş oluyor. O zaman asittir. Bunların dördünü de asit baz olarak yazabiliriz.
Ve şu asit bir, baz bir dediklerimiz birbirinin kendi içinde konjugesi, yani eşlenik asit baz çiftidir deriz. Baz 2 asit 2 dediklerimiz de onlar da kendi içinde başka bir konjüge asit baz çiftidir. Mesela NH3'ü açıklayamaz demiştik Arrhenius. Hadi Brønstedt-Lowry açıklasın bir görelim bakalım. NH3 H2O ile tepkimeye girdiğinde H3'tü, bak buraya gelirken ne oluyor? H4 oluyor. Bir tane hidrojen alıyor. Hidrojen aldıysa NH3 nedir? Bastır. Bitti. Ama buradaki işimiz bitmedi. Şimdi H2O da bu tarafa doğru gelirken hidrojenini kaybediyor. O zaman bu da asittir. Hocam nasıl H2O asit olur? Arkadaşlar H2O tek başınayken asit ya da baz değildir. NH3'e karşı asit gibi davranır. Mesela hemen alttaki tepkimeye bakınız. HF'ye karşı da baz gibi davranmış. HF hidrojenini kaybetmiş. H2O da onu almış, hidronyuma dönüşmüş. O zaman H2O nedir biliyor musunuz? H2O bir amfoter maddedir. Yani aside karşı baz, baza karşı asit gibi davranır. Yine devam edelim tepkimelere. NH4 bu tarafa gelirken hidrojen kaybettiği için asittir. OH bu tarafa gelirken, bak H2O olmuş, hidrojen kazandığı için bazdır. Kendi içlerinde NH3 ile NH4 eşleniktir. H2O ile OH eşleniktir. HF hidrojen kaybetti, asit. H2O hidrojen kazandı, hidronyuma dönüştü, baz. Tersten bakarsak F eksi hidrojen kazandı, baz. Hidronyum hidrojen kaybetti, asit diyebiliriz. HF ile F eşlenik, H2O ile hidronyum eşlenik konjüge diyebiliriz arkadaşlar. O zaman Brønstedt-Lowry tanımına göre bu tepkimelerde konjüge asit baz çiftlerini belirlersin. HF buraya gelirken hidrojen kaybettiği için asit 1'dir. 1, 2 demem fark etmez. Biz 1 diyelim buna. F de zaten onun eşleniği. Direkt baz 1 diyebilirsiniz. Bakın böyle yapabilirsiniz pratik olarak. CN eksi zaten asidin yanındaki baz olacaktır. Baz 2 diyelim. Ama buraya gelirken görüyorsunuz zaten hidrojen kazanıyor. HCN de oraya gelirken hidrojen kaybediyor. O zaman ona da baz 1 diyebilirsin. HCO3 bu tarafa gelirken ne yapmış oldu? Hidrojen kazanmış oldu. Hidrojen kazanan neydi? Bazdı. Buna baz 1 dersen bu asit 1 olur. Zaten hemen şu olmaz mı? Asidin yanındaki baz olur. Baz 2 desek. Bazın yanındaki asit olur. Bakın böyle pratikte yapabilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Brønstedt-Lowry tanımı bizim hani eskiden beri bildiğimiz asit bazlarla çelişmez. Mesela şimdi sen H2SO4'ü yani eskiden beri, ortaokuldan beri biliyorsun bu asit. Hatta işte sülfürik asit, zat yağı, Hasan 2, Süper Osman 4 falan deriz mesela. Şimdi bu asitse, ben buna mesela asit 1 diyeyim. İspatlamak istiyorsan bak hidrojen kaybediyor işte asit. Asitse karşısındaki bazdır, eşleniyor. Bazsa yanındaki asittir. Asidin yanındaki de bazdır, bitti. Bakın eşlenikleri de belirlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi asit bazların kuvvetini konuşacaksak. Suda %100 iyonlaşan asit ve bazlar kuvvetlidir. Ne demek %100 iyonlaşmak? Suyun içine attığında tamamen iyonların ayrışması. İşte H-I asidi H ve I diye ayrışmış. Ya da HCl, hidronyum ve klor diye iyonlar oluşturmuş. Tek yönlü gösterilir. Mesela HF'ye atmışım. H ve F diye ayrışmış ama bir miktar moleküler yani iyonlarına ayrışmayan HF de kalmış içinde. O zaman bu zayıf asittir. Yine mesela sodyum hidroksit tek yönlü iyonlaştıysa kuvvetli bazdır. Ama NH3 çift yönlü iyonlaşmış yani birazı kalmış o zaman zayıf bazdır. HCN çift yönlü iyonlaşmış o zaman zayıf asittir. Peki hocam nasıl bileceğiz biz kuvvetli asit kuvvetli bazları? Arkadaşlar kuvvetli asitler genelde tanınmış olan asitlerdir. Zat yağı, kezzap, tuz ruhu. Bunlarla beraber HBR ve H'yı da ekleyebiliriz. Kuvvetli bazlarsa bacanak Li diye kodladığımız 2A ve 1A'nın metallerinin bazılarıdır. Bunlar da kuvvetli bazlar. Karşımıza çıkacak olanlar bunlar. Zayıflara pek çok örnek verebiliriz. İşte HF, karınca asidi, sirke asidi vesaire. Zayıf bazlara yine amonyak, metilamin gibi pek çok örnek verebiliriz. Ama kuvvetleri bilirseniz, kuvvetlileri bilirseniz zaten geriye kalanlar zayıflar olmuş olacak. Ve bu şekilde halledebileceksiniz. Şimdi o zaman kuvvetli asit bazlarda pH'i nasıl hesaplarız? Bunları tek yönlü iyonlaştırarak. Mesela HNO3 asidini vermiş. Nasıl iyonlaşır bu? H ve NO3 şeklinde iyonlaşır. Peki benim H değeri şimdi bulmam lazım.
1.89 gram çözünüyor ise 1.89 bölü 63'ten ne olur? 0.03 mol. Ama bana mol yetmez, molarite lazım. 0.03 bölü 3'ten 0.01 molar olur. Burası 0.01 ise H derişimi de 0.01'dir. Bu ne demek? 10 üzeri eksi 2 demek. Eksi logaritmasını da alabiliyoruz. pH'im ne gelir? 2 gelir arkadaşlar. Devam edelim bakalım. 19.6 gram sülfürik asitle 40 litre çözelti hazırlanmış. pH'i soruyor. Hemen H2SO4'ümü alırım. 2 tane H artı ve sülfat şeklinde iyonlaşır. Ama bunu benim yine mole çevirmem lazım önce. 19.6 bölü 98 ne geliyor? 0.2 mol mu geliyor? 0.2 mol. Sonra bunu molariteye çevirirsen 0.2 bölü 40'dan ne gelir burası? 0.05 mi gelir? Hatta 2 bölü 40 olsa 0.05'te 0.005 gelir. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyebilirsin istersen. Şimdi burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Nasıl bulacağız hocam pH'i? 2 H artı diyor. Yani bunu 2 ile çarpabilirsin sen burada. H artı lazım sana. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani 10 üzeri eksi 2 olur. O zaman pH'imiz de ne olur? 2 olarak bulunur. Kalsiyum hidroksite bakarsak. Kalsiyum hidroksit diyor. Kalsiyum ve 2 tane OH. 0.74 gram. Hemen bunu mole çevirelim. 0.74 bölü 74'ten 0.01 mol. Bakın burada şöyle bir yol izleyesim geldi. Buna mol diyeyim. Hani molariteye çevirmeden böyle daha da kolay olabilir. Bu 0.01 ise bu 0.02 mol olur. Şimdi molariteye çevir. OH'ı molariteye çevir. 0.02 bölü 2'den 0.01 molar. 10 üzeri eksi 2 oluyor. O zaman P, bu OH yalnız dikkat et. POH'ım 2 olur. Oda koşullarında diyor. Yani toplamları 14'ü sağlayacak. pH'ımız ne olur? 12 olur. Evet şimdi zayıf asit bazlarda pH hesabına bakarsak. Zayıf asit bazların iyonlaşması nasıl yapıyorduk? Denge tepkimesi şeklinde yapıyorduk. Yani çift yönlü. O yüzden mesela HCN çift yönlü iyonlaşır ve bütün maddelerden ortamda kalacağı için biz buna bir denge sabiti yazarız. Ürünler bölü girenler şeklinde denge sabitine bu bir asit olduğu için Ka deriz. Asitler için, zayıf asitler için Ka yazılır. Zayıf bazlar için de Kb yazılır. Denge olacak. O yüzden bütün maddelerden ortamda olacak. İşte ürünler bölü girenler şeklinde gösterebiliriz arkadaşlar. Bu da bunun denge sabiti Kb. Kc deseniz de yanlış olmaz ama asitler için K, bazılar için Kb diyebiliriz. Sadece zayıflarda zaten bunları kullanıyoruz. Ka ve Kb'ye bakarak asit bazın kuvveti hakkında yorum yapabiliriz. Yani Ka'sı büyük olan asit, hani tamam zayıf dedik ama zayıflığın içinde kendi kuvvetliliği var. Yani kendi içinde kıyaslayabilirsin. Mesela atıyorum HF ve HCN, birinin K'sı 10 üzeri eksi 5 olsun, birinin K'sı 10 üzeri eksi 4 olsun. Hangisi daha kuvvetli? HCN gibi yorum yapabilirsin. İyonlaşma yüzdesi artar, daha fazla iyonlaşmıştır. Elektriği daha iyi iletir, daha fazla iyonlaştığı için. Ve şöyle bir şey var, eşlenik asit bazlar için Ka ile Kb'nin çarpımı K suya eşittir arkadaşlar. K su da oda koşullarında 10 üzeri eksi 14 zaten. Mesela HF 10 üzeri eksi 5 diye K'sı. F eksinin yani eşleniğinin Kb'si 10 üzeri eksi 9 olur. HCN 10 üzeri eksi 4 diye CN eksinin Kb'si 10 üzeri eksi 10 olur. O zaman eşlenikleri kıyasladığında F eksi daha kuvvetli olur. Yani tam tersine dönüyor. Bu nedenle asit ya da bazın kuvveti arttıkça eşleniğin kuvveti azalır. Asitlerde mesela 7A grubu asitlerinde en kuvvetlisi HI ise eşleniklerinde en kuvvetlisi F eksidir diyebiliriz. Zayıf asit bazların iyonlaşma tekmelerinde iyonlaşan miktar çok küçük olduğu için çözeltinin ilk derişiminin yanında ihmal edilir. Şimdi ne demek istedik? Şimdi
Bakır hidroksit bazınız varmış. Şurası da bakır olacak. Bakır hidroksit bazının Kb'si 10 üzeri eksi 5'miş. Bakır hidroksit. Şimdi bunun ben şöyle denge bağıntısını yazıyorum. 0.1 molar. Bundan bir miktar iyonlaşacak diyoruz hani, değil mi? Denge durumu olacak. Burası 0.1 eksi x olacak. Burası x olacak. Burası x olacak. Denge sabitini de vermiş. İşte burada ihmal edilir dediğimiz olay şu arkadaşlar. 0.1'in yanında bu x, yani çıkarma işlemi yapıyorsun ya, çok az iyonlaşacağı için ihmal edilir. Denge sabitim 10 üzeri eksi 5 ise 10 üzeri eksi 5 eşittir x çarpı x bölü x'i zaten ihmal ettin. 0.1 şuradaki x'i ihmal ettin. Yani 0.1'in yanındakini ihmal ediyorsun. Onun yanında küçük kalıyor çünkü. Karşıya atınca 10 üzeri eksi 6 eşittir x kare. X eşittir 10 üzeri eksi 3. Bunu buldun. POH'ı verir o sana. 3'tür. POH'ım da ne olur? 11 olur diyebiliriz. O da koşullarında. Mesela 0,01 molar HC nasit için pH 6 ise K'sı kaçtır? Bu sefer derişimini, pH'ini vermiş, K'yı soruyor. HCN'yi aldım ben, H ve CN diye. Şimdi buna ne demişti bana? 0,01 demişti. pH'ını da 6 vermiş. pH 6 ise H derişimine ben 10 üzeri eksi 6 diyemez miyim? O zaman buraya 10 üzeri eksi 6 desem, buraya 10 üzeri eksi 6 desem, bunun da iyonlaşan miktarını 10 üzeri eksi 6 desem ve şunu ben ihmal etsem. 0,01'in yanında. O zaman Ka eşittir 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 0,01. Ka'mız ne gelir buradan? 10 üzeri eksi 10 olarak bulunur. Bak, denge sabitini bulduk burada. 0,1 muar MOH bazının %0,1'i iyonlaşıyorsa bunun Kb'sini sormuş bana. Şimdi MOH'ı M artı artı OH diye ben yazabilirim. 0,1 %0,1. Şimdi bunu nasıl bulacağız? 0,1 çarpı 0,1 bölü 100. Yani 0,1'in yüzdesini aldık. Ne olur bu da? İşte 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri 2'ye bölü 10 üzeri eksi 4. Demek ki bunun 10 üzeri eksi 4 kadar iyonlaşıyormuş. 10 üzeri eksi 4 de 10 üzeri eksi 4 olur. Şunu zaten ihmal ediyorduk. O zaman Kb'miz de 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0,1'den 10 üzeri eksi 7 olarak bulunur. Denge sabitimiz. Yani Kb'miz. Şöyle bir sorumuz var. Şimdi HCN sulu çözeltisi var. pH'i 4. HCN nasıl bir asitti mesela hatırlıyorsak? Zayıf asit. Sodyum hidroksit bu kuvvetli bir bazdı. Bacanaklıyı diye kodlamıştık. Bu zaten kuvvetli asitti. Bunu tanıyorduk. Şimdi bunların pH'ini vermiş. Bunun POH'ını vermiş. pH'i çevirebiliriz oda koşullarında. Oda koşullarında diye burada belirtmişiz zaten. pH'i bunda 4 olur. Şimdi bakın şöyle bir şey gördük. Bunun da pH'i 4, bunun da pH'i 4. Bu nasıl olacak? Bu zayıf asit, bu kuvvetli asit. Demek ki zayıf asitten çok fazla çözmüşler. Ancak kuvvetli yetişebilir çünkü. Yani o zayıf az yoğunlaşıyor sonuçta. HCN ve HCl çözeltisindeki H derişimleri eşittir. Evet, pH'ları aynı olduğu için H derişimleri eşittir. Fakat HCN çözeltisinin derişimi HCl çözeltisinden fazladır. Derişim, yani çözelti derişimi olarak diyorsan, evet, HCN derişiminin daha fazla olması gerekir. Çünkü zayıftan hani daha fazla çözmüş olman gerekir. HCN çözeltisinde zayıf bu. Bütün hepsi vardır diyor. HCN ve HCN hepsi bir arada bulunur. Evet, bir arada bulunur. Çünkü iyonlaşır ama iyonlaşmadan kalan molekülümüzde mutlaka ortamda vardır. Çünkü zayıf. Ama mesela kuvvetli de yoktur. HCl yoktur burada. Hepsi H ve Cl diye iyonlaşmıştır. Çözeltideki OH derişimleri arasındaki ilişki bazda en fazladır. Diğerlerinin pH aynı olduğu için H'ları aynıysa OH'ları da aynıdır. O zaman evet, bunu diyebiliriz. Yani ne dedik? Hepsi doğru dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, asit baz dengesinin ilk kısmı bitti. Bundan sonraki dersimizde nötrleşme ve titrasyon konusuna devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.